Evden kaçan şıp şıp ayakkabı. Ayakkabı sahibini taşımaktan çok yorulmuş. Artık yalnız yaşamaya karar vermiş. Bir sabah herkes uyurken sessizce evden ayrılmış. İlk kez kendi istediğim yere gidebilirim. Bütün hayallerimi gerçekleştirebilirim diye düşünmüş. Koşar adımlarla doğru Luna Park'ın yolunu tutmuş. Karşıdan karşıya geçerken az kalsın eziliyormuş. Çünkü hiçbir araba onu fark etmemiş bile. Çok korkmuş. Heyecanla Luna Park'a girmiş. Ne güzel, işte düşlerimdeki yere ulaştım diye düşünürken bir ayak üzerine basıp geçmiş. Hey, neler oluyor burada? Neden her gelen üzerime basıp geçiyor diye bağırmış şıp şıp ayakkabı. Çok sinirlenmiş. Ama karşısında atlı karıncayı görünce kalbi hızlı hızlı çarpmaya başlamış. Kalabalığın arasında zar zor merdivenlerden çıkmış. Tam atlı karıncayı bineceği sırada kafasına bir tekme gelmiş. Merdivenlerden yuvarlanmaya başlamış. O sırada diğer ayakkabılar ona gülmeye başlamış. Şıp şıp ayakkabıyı göstererek, "Şuna bakın, tek başına atlı karıncaya binmeye çalışıyor. Ha 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 ha!" diye aralarında gülmeye başlamışlar. Şıp şıp ayakkabı üzüntüyle Luna Park'tan çıkmış. Hava kararmış, üstelik yağmur da yağmaya başlamış. "Sığınacak bir yer bulmalıyım," diye düşünmüş bizim şıp şıp ayakkabı. Bir apartmanın önünde durup içeri girmiş. Yağmurdan sırılsıklam oldum. Geceyi burada geçirmeliyim diye düşünmeye başlamış. Gözlerini kapatmış. Tam uyumak üzereyken bir el onu almış. Doğruca dışarıdaki çöp kutusuna fırlatmış. Sabah büyük bir gümbürtüyle gözlerini açmış. Gelen çöp arabasıymış. Onu ve diğer çöplerini alıp uzak bir yere götürmüş. Çöp arabası durmuş ve kapağı açılmış. Şıp şıp ayakkabı yuvarlanarak bir çöp yığınının üzerine düşmüş. Bütün bu olanlara bir anlam verememiş. "Neden beni bu ıssız ve pis kokan yere getirdiler ki?" demiş kızgınlıkla. Artık kimse onu silmiyor, boyamıyormuş. Üstelik herkes onu oradan oraya fırlatıyormuş. Şöyle bir etrafına bakmış. Yanında çürük bir domates, diğer tarafında dişleri kırık bir tarak, eski bir koltuk. Ama benim hayallerim bunlar değildi ki. Kir, pas içerisindeyim, demiş pişmanlıkla. Ve şıp şıp ayakkabı hatasını anlamış. Tek başıma bir yere gitmemeliydim, diye düşünmüş. O gece şıp şıp ayakkabı için çok zor geçmiş. Rüzgar onu oradan oraya savurmuş. İçi kumlarla dolmuş. Bir gün küçük ve bakımsız bir el onu almış, temizlemiş, boyamış ve onu ayağına giymiş. Şıp şıp ayakkabı sahibinin ayaklarında.